Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere Ağustos ayı favorilerimle geldim. Klasik bir giriş olacak ama bu sefer gerçekten hani yaz tatilinde kullandığım şeyler falan da derken inanılmaz fazla ürün birikti. O yüzden hiçbir şey söylemeden direkt videoya geçiyorum. Çok güzel ve çok uzun zamandır sevdiğim ürünler olduğu için çok tarzınız olmasa bile ben şahsen izlemenizi tavsiye ederim. Güzel şeyler var çünkü burada. İlk önce ten ürünlerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü bahsedeceğim ürünler içerisinde en uzun süredir kullandığım ürünler. Yani yaklaşık böyle Temmuz'dan beri aslında favorim diyebileceğim bazı ürünler var. O yüzden ilk önce onları göstereceğim. Ben bu kadar seveceğim aklımın ucundan geçmezdi. Şu anda da tenimde bu var. Bendeki ne olduğunu söylemedim değil mi? The Body Shop'ın All-in-One BB kremi. Bendeki bir numarası bunun ve bildiğiniz... bu kadar sevmemin en büyük nedeni benim ten rengime koyu geliyor. Şimdi pigmentleri olan beyaz bir krem şeklinde uygulanıyor. Ama dağıttığınız zaman azıcık daha benim tenime göre en azından birazcık daha bronz bir krem haline alıyor. Şöyle elimi yan çevirdiğimde aradaki renk farkı biraz daha bariz olabilir ama o kadar ince, saten gibi bir yapısı var ki cildinize sürdüğünüzde kapatıcılığı yok elbette ki. Hani hafif renginize eşitliyor. Benim cildimi böyle... Şu anda da görebilirsiniz. O kadar sağlıklı böyle canlı bir bronz yapıyor ki tatile gitmeden önce bile Haziran ayı, aslında Mayıs ayının diğer yarısı Haziran ayı, Temmuz ayı boyunca falan bu şu tüp bitmek üzere her gün bunu kullandım neredeyse işe giderken falan. Gün içerisinde ince yapıda olduğu için sabitleniyor ve çok güzel dayanıyor. Cildin üzerinde oturmuyor yani. O kadar ince ki çünkü adeta cildinizle bir bütün oluyor. Günün sonuna kadar çok güzel dayanıyor. Kalın bir katman olmadığı için tabii ki. Ha, kapatıcılığı falan çok fazla değil. Sadece benim cildimi birazcık bronz yaptığı için sevdim. Ama dokusu incecik, satenimsi bir hiç gibi böyle cildinizde. Ama bir canlı, taze gösteriyor sizin cildinizi. Çok 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 sevdim. Kesinlikle tekrardan satın alıp kullanmaya devam edeceğim. İlk defa kullanmıştım bunu. Bir diğer ten ürünü... Daha önceden de övdüm. Bunu tek başına videosunda çektim. Dior'un Backstage koleksiyonu kapsamında çıkar. Face & Body fondöten. İnce yapılı, hafif kapatıcılığı olan ama diğer Face & Body fondötenlere kıyasla çok daha güzel kapatan. Ama hani en fazla katmanlaya katmanlaya ortaya getirebileceksiniz. Full kapatıcı bir şey seviyorsanız sizin tarzınız olmayacaktır. Mat bitişli ama cilde sabitleniyor ve cilden oynamıyor. Ve kuru ciltlerin kullanabileceği mat ama aslında saten gibi görünen bir mat ve benim cildimde inanılmaz uzun süre sorunsuz bir şekilde dayandığı için çok 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 severek kullandım kendisini de. Mekin Face & Body fondötenini aydınlatıcılığı daha ışıltılı olan versiyonu bu Mirage Noir koleksiyonu kapsamında çıkmıştı. Bendeki Pearl bir şey, açık rengi olan Light Pearl rengi, zaten iki renk var. Oldukça koyu bir renk. Az önce gösterdiğim BB kremden daha koyu bir renk. Tatilde kullandım bunu. Ben bunu rengi açık gelen, pembe alt tonlu olan diğer fondötenlerle karıştırarak kullanmaya bayıldım. Cilde hem hafif bir bronzluk veriyor ama çok güzel, sade bir ışıltı veriyor. Böyle simli bir şey değil ama bir aydınlık veriyor kullandığınız fondötenlere. Hani olmazsa olmaz değil ama güzel. Boşa gitmedi yani. Onu söylemek istiyorum. Çünkü o videoda rengini görünce birazcık kullanabilecek miyim diye şüphe etmiştim ama bayağı güzel kullandım tepe tepe. Favori olduğunu fark etmediğim... Mayıs ayında çok şey yaşamışım demek ki. Şöyle Mayıs, Haziran gibi ben Maybelline'in yeni çıkan ürünlerinden oluşan bir video çekmiştim ama o videonun yaklaşık 45 dakikalık bir kısmı silindi. O da tamamen göz makyajını yaptığım kısımdı ve incelediğim ürünlerin çoğu da göz kısmında olduğu için sırf o bölümünü tekrar çekmem gerekiyordu. O video ile kenarda kaldı. O videoda incelediğim The City Kids Pink Edge adlı şöyle bir paleti vardı. Fark etmedim. Sonra camımın önünde şöyle açıp baktığımda bazı farların gerçekten oymuşum resmen ve ne kadar kullandığımı fark ettim. Maybelline'in paletleri genellikle genel olarak öyle çok 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 hoşuma gitmiyor. Özellikle de simli farlarını çok beğenmiyorum genelde. Bu paletteki pigmentasyonlar olsun, uygulanması olsun, formüllere bayıldım. Mat renkler de çok güzel. Simli renklerin de pigmentasyonu bu sefer çok güzeldi. Allık ve aydınlatıcı var burada iki tane. Onlar da çok güzel. Bu paleti tekrardan, o videonun geri kalan o kısmını tekrar çekmeyi planlıyorum. Çünkü göstermek istiyorum. Yani hoşuma gitti. Bundan bir önceki koleksiyonda çıkan, Gothic koleksiyonunda Mega Glow Loose Highlighting Powder'ı, toz aydınlatıcı pudrasının Moon Tears rengi. Zaten bir renk vardı ve de her gratis'e sadece bir tane geldi bundan.
şansıma çok erken yakalayıp kaptım ve ben böyle bir ürün daha görmedim. Yani videoda da göreceksiniz zaten, fırça yüzüme dokunduğu anda ben aşık oldum. Bu kadar güzel, bu kadar parlak, bu kadar aydınlık ve o kadar yoğun olmasına rağmen o kadar güzel karışan toz aydınlatıcı ben daha önce hiç denememiştim. Genelde toz aydınlatıcılar çünkü simli görünme riskinden kaçamıyorlar. Sim sim parçaları çok belli oluyor çoğu toz aydınlatıcının. Ama bu yani ki de o kadar güzel, o kadar evrensel bir metalik şeftali rengi ki şu anda da yüzümde o var ve deli gibi parlıyor ama kullanılabilir bir aşırı parlama. Çok çok güzel. Gerçekten. Onun dışında cilt bakım ürünlerini göstermek istiyorum. Bir tanesini yaz tatilinde, bir tanesi de tatile gitmeden önce Temmuz'dan beri kullandığım ürünler. Bu Estée Lauder'ın Nutritious Micro Algae Türkçesi alg miydi Türkçesi? Biyoloji dersini falan 9. sınıfta almayı bırakmış biri ifadesi verdi mi size? Verdiysem ne mutlu. Nutritious Micro Algae adlı şöyle bir koleksiyonu vardı. Bunun tonerini de kullanıyorum ama tonerini göstermek istemiyorum. Çünkü içindekiler listesinin ikinci sırasındaki ürün alkol. Uyguladığınız anda yüzünüze cayır cayır yakıyor. Ama bu o kadar güzel böyle losyon. Nemlendirici losyon. Sadece hani şey diyor bunun için. Pore Minimizing Hydro Lotion diyor. Gözenek küçültücü hydro lotion diyor. Ben bunu daha hafif bir nemlendirici olduğu için kullanmaya başladım. Beyaz bir losyon şeklinde uygulanıyor. Güzelce dağıtılıyor. Süt gibi bir yapısı var ama aşırı yağlı değil. Çok da kolay ve hızlı bir şekilde emiliyor. Bunu acelem olduğunda makyajın altına nemlendirici olarak kullandım ben. Yüzümün çok terleyeceği zamanlarda güneş kreminin altına böyle hemen uygulayacağım. Emilecek ama jel olmayan bir ürün kullanmak istediğimde hoşuma gitti. Onun dışında bunu da tatilde kullandım daha çok. Yani tatil alanında, o nemin çok olduğu alanda. Daha önceden de bahsetmiştim bundan ama Clinique Moisture Surge serisinin Hydrating Supercharge Konsantresi. Bu jel formatında bir losyon bir bakıma. Hani nemi aşırı derecede hapsedecek cildinize, hani nem yükleyecek çok hafif jel yapıda bir şey diye tanıtıldı bu. Ben bunu jel losyon olarak kullandım gene aynı şekilde. Gene akşamları denizden çıktıktan sonra işte deniz sonrası serumumu falan sürüyorum, emiliyor. Onun üzerine nemlendirici olayına girmek istemediğimde işte esans, bir tane esans toner, bu ve de jel bir losyon uygulayıp öyle makyajımı yapıyordum. Baya baya iş gördü. Özellikle çok terlediğiniz iklimlerde ya da eğer aşırı yağlı bir cildiniz varsa çok hafif bir şey uygulamak istiyorsunuz ama hafif de nem versin diyorsanız buna kesinlikle bakın derim. Özellikle yağlı ciltliler bundan çok memnun kalacaktır. Bu yaz keşfettiğim iki tane kremi göstermezsem çatlarım çünkü ikisi de denizdeyken önermek istediğim ürünler. Yani suya girerken kullanılacak türde güneş kremleri. Gelecek yıllar içinde aklınızda kalsın çünkü her sene güneş kremleri formüllerini her sene yenilemiyorlar bazen. Bazen yeniliyorlar, bazen isimlerini falan değiştiriyorlar vesaire ama hani sürekli bulabileceğiniz ürünler. Misha'nın bu sene yenilediği güneş kremleri serisinde waterproof olan güneş kreminden bahsediyorum. Bu gerçekten de çıkmıyor. Kremi yüzünüze dağıttınız, tamam, beyazlık kalmadı, güzelce ovaladınız, yedirdiniz. Plaja giderken terlediğiniz anda şuralardan mesela teller akar ya böyle boncuk boncuk. Terlediğiniz anda kremin beyaza dönüştüğünü görüyorsunuz. Teri siliyorsunuz. Kremi dağıtmak istiyorsunuz ve krem kımıldamıyor yerinden. Ve gerçekten suya girdiğiniz anda hani sudan çıkana kadar ben hiç tazeleme ihtiyacı duymadım ve yüzüm gram renk değiştirmedi. Şuradan da zaten gördüğü gibi hani omuzlarım falan gayet yandı vücudum. Tamamen koruyamadım. Onun da hikayesi var, sonra anlatırım ama yüzüm ve rengim arasında şu anda 2 ton falan fark var benim. Ona da buna borçluyum. Gerçekten koruyor çünkü suyun içindeyken ki bunu hepsi yapamıyor. Yani suya girdiğiniz zaman erimeyen güzel bir yüz koruyucusu bulmak kolay değil. Ha, çok güzel görünmüyor. Beyaz beyaz belli oluyor çünkü şuralardan, çene bölgesinde, yüzün kenarlarında vesaire ama güzel koruyor. Beni ve kardeşimi full korudu bu. Aferin. Onun dışında ya aynı, onun için söylediklerim bunun için de geçerli. Avène markasının Very High Protection, çok yüksek koruyuculu mineral losyonu bu. Bu da SPF 50, az önceki de SPF 50 idi. Ama bu üzerinde özellikle yazıyor bakın. Very Water Resistant diyor.
suya karşı çok dayanıklı. Ben şu yazıyı görmemişim. Sadece mineral losyon dediği için bunu ilk başında babama almıştım ben. Babamın cilde güneşe karşı hassasiyeti var. Cildi de çok hassas. O yüzden hani kimyasal filtreli değil de birazcık daha mineral filtreli bir şey almak istiyordum. Bunda da zaten titanyum dioksitle çinko oksit var içerisinde. Üzerindeki şu ibareyi görmemiştim. Kardeşimin omuzlarına sürdüm bundan ve daha önceden de bahsetmiştim. Benim kardeşim, ben birazcık daha nötr sarı alt tonluyum. Kardeşim pembe alt tonlu ve beyaz. Mermer gibi böyle hani Yüzüklerin Efendisi'nde bir tane şey sahnesi var ya hani The beacons are lit, Gondor calls for help diye bir tane sahne var ya hani şaleleri yaktılar, Gondor yardım istiyor diye. Özgün denizde olduğu zaman o hani bir parlak bir beyaz meşale benim kardeşim. Gondor yardım istiyor Özgün'ü yakaraktan. O derece parlıyor böyle. Masını engellemek hani tatile çıktığımızda birlikte gittiysek tatile tüm ailenin birinci önceliği. Yandı mı çünkü 3. derece yanıyor benim kardeşim. Bunu tatil boyunca onun üst gövdesine, bütün omuzlarına, kollarına uyguladım. Ve kendime özellikle uygulamadım. Bitecek, ikimiz uygularsak yetmeyecek diye kendime diğer SPF 50 koruyucuları sürdüm. Suya girdiğim anda gördüğünüz üzere tamamen korunmadım. Hani çok yanmadım ama yandım. Bunu sadece kardeşime kullandım ve çocuğun rengi şu kadarcık değişmeden nasıl geldiyse tatile öyle döndü. Bembeyaz mermer gibi. Bu benim başarı hikayemdi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Özellikle çocuklarınız varsa, küçük çocuklarınız varsa mesela ve suyun içerisinde çok oynuyorlarsa ve endişeleniyorsanız yine tatilde keşfeden favorilerden iki tane daha göstereceğim. Az kaldı ama ürünlerin hepsi tek tek gerçekten çok sevdiğim ürünler. O yüzden lütfen sonuna kadar deneyin. Lütfen. Normalde böyle demem. Hani sıkıldıysanız sonuna kadar izlemek zorunda değilsiniz. Çok konuştuğumu biliyorum diyorum ama bu videoda güzel ürünler var. O yüzden Lancaster'ın iki tane güneş ürünü var. Ben bir tanesini her yıl alıyorum. Bu da aynısının After Sun'ı. Ben bunun yerine herhangi bir saç yağı götürülür yani maksat eğer saçın çok kurumasını engellemekse herhangi bir saç yağı da bakım yapar falan diye böyle çok şeyli değildim ama istekli değildim. İndirim vardı o yüzden kaptım ve bayıldım. Tam olarak yağ değil. Birazcık daha oil serum, hani yağ serumu tadında. Aşırı böyle katı yağ olarak değil. Birazcık daha akışkan, beyaz, yani şeffaf bir yapısı var. Çok daha hafif, saçı hiçbir şekilde ağırlaştırmıyor. Yani ben bundan 5 pompa falan sıkıyorum ve benim saçlarımın boyu şurada. Ve zaten yani o kadar fazla kullanmama rağmen şuraya kadar kullanabildim. Yumuşacık. Saçları gerçekten çok güzel yapıyor. En sevdiğim yanı hiç ağırlaştırmıyor. Kokusu gayet güzel ürünün. Saçı güzel kaplıyor ve havaya bırak hani havada kuruttuğumda falan bile böyle buklelerini korumasını sağlıyor saçımın ki yazın genelde evet kıvır kıvır belli oluyor şu anda. Hepsini arkaya atmamın nedeni de o saçım şuraya kısaldı. Kıvır kıvır olduğu için havada kuruttuğum zaman. Bundan sonra da almaya devam ederim. Bunu sadece plaj için değil açıkçası yazın ilkbaharda falan hani güneşin saçımı göreceği sürekli şeylerde eve geldiğimde falan sürekli kullanabilirim gibi düşünüyorum. Vichy'nin Ideal Soleil SPF 30 nemlendirici hyaluronik asit içeren güneş koruyucu suyu. Bu su formundaki güneş koruyucuları bu sene biraz moda oldu. Garnier'in de var bir tane yanılmıyorsam ama Vichy'nin kullandığı güneş filtreleri daha güzel diye ben bunu aldım. Bunu ben şu anda kullanıyorum. Yani Ağustos'un sonu ve Eylül aylarında güneş hala dışarıdayken gün içinde. Yaz tatilinde, plajda, orada burada değil. Gün içerisinde evden çıkmadan önce şöyle tüm omuzlarıma, buralarıma, sırtıma bundan sıkıyorum, dağıtıyorum. Çift fazlı bu. Hafif su ve yağ var yani. Çalkalayıp şöyle sıkıyorsunuz. İlk sıktığınızda hafif bir parlıyor kolunuz ama hani nasıl diyeyim kremin verdiği o yapış yapış doku ya da yağın verdiği o şey dokusu yok bunda. Sulu, birazcık daha sulu olduğu için hızlı emiliyor. Nemlendiriyor da bu arada güzelce ama aynı zamanda da güneşten çok güzel korumuş oluyor. O yüzden şehir içinde krem ya da yağlara kıyasla gün içinde kullanmak için, açıkta kalan bölgeleriniz için oldukça kullanışlı. O yüzden göstermek istedim bunu. Şöyle Eylül'ün sonuna kadar çünkü güneşin hani kısa kollu kolsuz falan giymeye devam edeceğiz bu sıcağa bakarsak eğer diye düşünüyorum. O yüzden kollarınız açıkta olduğu sürece dudağımdaki rujdan bahsetmek istiyorum. Bunu çünkü kesintisiz büyük ihtimalle Mayıs ayı gibi ofise götürdüm. Oradaki çantamda kaldı ve sabah ne sürersem süreyim gün içinde hep buna geçtim. Ve öyle böyle değil şu anda da dudağımda o var. Böyle o kadar güzel şeftali camlı açık mercan tonlarında bir renk ki
hem canlı bir ruj oluyor ama çok dikkat dağıtacak kadar böyle o profesyonel şey çehresini bozmuyor. Sönük ama canlı bir renk. Kullanımı çok rahat. Ne giyerseniz, ne tür bir göz makyajı yaptıysanız neredeyse hepsiyle uyumlu. Denediğim en iyi ruj formülü değil ama ben rengini çok sevdiğim için kullanıyorum. Jeffree Star'ın bunun videosunu çekmiş olmam lazım. Linkini bırakıyorum. Geçen seneki kış ya da yaz koleksiyonu. Galiba yaz koleksiyonuydu bu. Oradaki rujlardan, likit değil normal rujlardan Star Witness rengi. Kadar güzel bir şeftali rengi ki bu. Yani bakar mısınız şuna? Bitirmek üzereyim bu ruju. O derece ki ben kolay kolay ruj bitirmem. Çünkü uzun süredir böyle stick ruj kullanmıyordum ama bu benim her gün rujum şu anda. Yani son 3 aydır her gün bunu kullanıyorum. Son olarak şunları göstermek istiyorum. Bir tanesi yine o Body Shop'ın yeni çıkan makyaj ürünleri videosunda incelediğim Body Shop'ın Makeup Setting Spray'i. Üzerinde matlaştırıcı yazmıyor. Makyaj sabitleyici spray yazıyor sadece. Ama internet sitesine baktığınız zaman Mattifying Spray diye geçiyor. Matlaştırıcı diye. Ben de o yüzden çok uzun bir süre satın almadım bunu. Matlaştırıcı spreyler genelde benim işime yaramıyor çünkü. Ama denemek için, o video için şöyle bir indirim sırasında atmıştım sepete. Ve bayılıyorum şu anda ben buna. Matlaştırmıyor. Ama nemli de bırakmıyor cildi. Yani nasıl diyeyim, kurutmuyor ama gereksiz yere ıslatmıyor da. Makyajınızın o pudramsı görünümünü alıp yüzünüze daha güzel sabitlenmesini sağlıyor. İlk sıktığınızda hafif nemlendiriyor ama saten olarak sabitleniyor ve nasıl diyeyim, çok pürüzsüz görünüyor. Görüntüsü çok hoşuma geliyor. Makyajın dayanılırlığını uzatıyor mu? Daha uzun süre kullanabilir hale getiriyor mu? O konuda yorum yapamam. Spreyini de çok sevdim bu arada. Konuyla alakası yok ama gayet böyle habire böyle sıkıyorum. Sıktığınızda güzel nemlendiriyor. Sonra güzel sabitleniyor. Dokusu, bitişi yaptıkları hoşuma gitti. Evet. Son olarak da bundan bahsedeceğim. La Roche-Posay markasını bunu mutlaka görmüşsünüzdür. Yeni çıktığı için biraz bahsediliyordu etrafta. SPF 50 anti-brilliance, yani parlama karşıtı güneş spreyi. Gün içerisinde tazelemek için böyle bir ürün çıkarttıkları anda ben böyle kollarımı açtım. Atladım kucaklarına. İlk çıktığında 5 tane internetten hemen siparişini verdim denemek için bunun. Çünkü şu anda Türkiye'de ciddi bir şekilde gün içerisinde güneş kremini sabitleme için kullanılabilecek ürünler konusunda bir kıtlık var. Peter Thomas Roth markasının eskiden Türkiye'de de olan ama şu anda artık Türkiye'de olmayan böyle pudranın içinden aktığı fırçalı bir tane toz güneş koruyucu ürünü vardı. Yağlı ciltler için gün içerisinde özellikle yazın çok rahat kullanılıyordu. Onun dışında Superga markasının bir tane öyle bir pudra güneş tazelemek için bir SPF ürünü var. O da Türkiye'de yok. Kışın güneş koruyucular yok. Çoğu Kore markası zaten Türkiye'de yok. Olanlarının da o güneş ürünleri yoktu. Bu sene Misha'nın bir tane toning, yine o güneş videomda gösterdiğim ürünü var. Ama o da makyaj üzerine kullanmak için çok uygun değil. Evden çıkarken güneş kremi sürdün. İyi, güzel, hoş. 8 saatlik bir okul ya da mesai süresinde sen eve dönerken tekrar sürmek zorundasın onu. Yoksa korumuyorsun kendini yani. Gerekli bir şeydi ama inanılmaz kullanışlı, inanılmaz gerekli ve piyasada bir boşluğu dolduruyor. Kesinlikle bu doğru bir şey. Almaya da devam edeceğim ben bunu. Şuramda bir fırçadan bir şey kaldı herhalde, tüy gibi. Deli ediyor beni bir saattir. Bunu güvenli bir şekilde kullanmak çok zor. Bu tip sprey formunda gelen güneş kremlerini kullanırken en dikkat etmeniz gereken şey solumamaya dikkat etmek. Yani asla ve asla akciğerlerinize inmemesi lazım bunu. Kullandıktan sonra emiliyor mu cildiniz tarafından? Yani testlerde bakıyorsun 3 ay sonra hala idrarında güneş filtrelerinin kalıntılarına rastlanıyor. Bazıları hormonal sistemin gelişimini etkileyebiliyor. Hormon salınımını vesaire. Zaten o yüzden tehlikeli belli başlı filtreler var kaçınılması gereken. Sen bunu soluyup da ciğerlerine indirirsen zaten maşallah. Çıktığınız zaman öyle bir bulut oluşuyor ki odanın anında %30'una yayılıyor. Yani şöyle bir bulut ve nefes alamıyorsunuz. Kaçacak yeriniz yok. Ben bunu camımı açıyorum, kafamı uzatıyorum. Şu şekilde sıkıp camı kapatıp odadan kaçıyorum. Tuvalete falan gidiyorum, bir çay alıyorum. Ondan sonra odama geri geliyorum. Öyle kullanıyorum bunu. O bile şey değil. Yani daha çok bunu dışarıda ve yanınızda insanların olmadığı bir yerde sıkmak çok daha sağlıklı olacaktır. Nefesinizi tutun, sıkın, uzaklaşın. Ondan sonra tekrar nefes almaya devam edin. Yani
özetle dikkatli kullanın bunu. Bu pudranın yerini falan alabiliyor çünkü gerçekten de matlaştırıyor sıktıktan sonra. Ama aynı zamanda da güneşten korumuş oluyor sizi çok güzelce. Eğer yüzünüzdeki o ne deniyor? Ayva tüyleri mi deniliyor bizde? İngilizcesinde kayısı tüyü, bizde ayva tüyü deniliyor galiba. Şuradaki bu bebek tüyleri vardır ya, şeffaf renkli. Eğer onları almıyorsanız, belirginse bunu sıktıktan sonra bakmazsanız aynaya, aklınızda bulunsun. Şöyle yapın bir, çünkü beyaz beyaz onlara yapışabiliyor. Normalde beyazlık bırakmıyor ama şöyle şöyle bir yapın, aklınızda bulunsun. Onun dışında inanılmaz kullanışlı, inanılmaz bir eksikliği tamamlayan bir ürün yani. İzleyen herkese izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Benim Ağustos ayı makyaj, cilt bakımı ve güneş bakımı favorilerim bu şekildeydi. Umarım ürünler hakkında fikir vermiştir. Benim için yeni olan, yeni keşfettiğim çok fazla ürün vardı bu ay içerisinde. Ve gerçekten çok beğendiğim bir sürü ürün vardı. O yüzden umarım benim hani video yapmaktan gerçekten zevk aldım. O yüzden umarım izlemekten siz de zevk almışsınızdır. Umarım daha önceden tanımadığınız ürünler hakkında böyle birazcık bir şeyler edinebilmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Instagram'da yeniden en azından storylerde aktif olmaya çalışıyorum. O yüzden oradan da takip ediyorsanız takipte kalın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.